bugünkü videomda arkadaşlar birçoğumuzun işine yarayacak bir saç bakım toniği yapıyoruz arkadaşlar. Tamamen bitkisel ve çok da kolay bir tarif olacak. Belki de hepimizin evinde bulunan 3 malzemeyi bir araya getirerek harika bir saç toniği yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle biberiyem var arkadaşlar. Biberiyeyi de bulmak, temin etmek çok kolay aslında. Hemen hemen her yerde, her bahçede veya balkonda da bulundurulan bir bitki. Aynı zamanda bir baharat çeşidi, isterseniz aktarlarda da bulabilirsiniz ve aynı zamanda bu biberiyenin kurusundan da yapabileceğimiz güzel bir saç bakım toniği yapıyoruz arkadaşlar. Burada 3-4 dal biberiye aldık. Sizler de eğer saç bakım toniğini ya da saç bakım kürlerini evde hazırlıyorsanız arkadaşlar, biliyorsunuz ki oldukça doğal malzemeleri bir araya getirerek yaptığımız kürlerde, maskelerde veya spreylerde saç bakımlarımızda gerçekten iyi, güzel sonuçlar aldığımızı yapanlar arkadaşlar biliyorlardır. Ve aynı zamanda biberiye ile yaptığımız kürlerde, spreylerde saç dökülmelerini, ince telli saçları, bakımsız ve kuru olan saçları arkadaşlar biberiye gerçekten çok güzel onarıyor ve saç dökülmesini de durduruyor. İkinci bir malzememiz ise defne yaprakları arkadaşlar. Bu tarifte 3 tane defne yaprağını kullanacağım. Çok da kolay, 3 dakikamızı alabilecek bir tarif. Saç köklerini o kadar güzel güçlendireceğiz ki arkadaşlar, bu yaptığımız spreyle gerçekten saçlarınız dökülmesi ve ince telli olan saçlarımızdan kurtulacağız. Diğer bir taraftan da 10 taneden fazla arkadaşlar, 15 kadar karanfilimiz var. Karanfili de biliyorsunuz ki saç bakımlarında, saç kürlerinde, spreylerde çok sık kullandığımız ve güzel sonuçlar aldığımız, istediğimizden daha güzel sonuçlar aldığımız tariflerde kullanıyoruz. Yine şimdi bütün malzemelerimizi cezvemize ekledikten sonra yarım su bardağı da su ilave ediyorum cezveme ve hemen ocağıma alıp kaynatmaya bırakıyorum. Cezvemizi ocağa aldıktan sonra o kaynarken şunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Biberiyemizi temin ettikten sonra bunu kış içinde kurutup saklayabilirsiniz. Kışın yapabileceğiniz saç bakım kürlerinde de, spreylerde, saç boyalarında da kullanabileceğimiz çok güzel bir baharat aslında. Eğer ki böyle yaş biberiyeleri elinize geçtiğinde kurutup kapalı bir kavanozda da muhafaza edebilirsiniz. Her an elinizin altında biberiye de bulunmuş olur. Cezvemiz kaynamaya başladığından itibaren 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz. Cezvemizi ocaktan aldıktan sonra hemen ağzını kapatıyoruz. Demlemeye bırakıyorum. Spreyimizi hemen bir boş bardağa süzüyorum. Rengi de çok güzel ve mis gibi de kokusu oldu arkadaşlar. Spreyimizi bardağımıza süzdükten sonra hemen şöyle bir sprey şişesi, saçımıza kolayca uygulayabileceğimiz bir sprey şişesi olması gerekiyor. Bunu kolaylıkla saçlarımıza uygulayabilmek için şöyle hemen bardağımızdan şişemize aktaralım. Bu saç bakım spreyimizi kullanırken şurada bir şey daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu benim kendi yaptığım biberiye yağı. Eğer ki saçımız gerçekten çok kuru, mat bir saçsa böyle değerli yağlardan bir kaşık bu spreyimize ekleyerek saçımızı daha parlak ve daha güçlü, hacimli olarak gösterebiliriz. Ve daha sonra püskürtme şişemize aktaralım. Şöyle. Bu spreyi kullanırken her kullandığımızda çalkalayarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü yağ eklediğimiz için yağ yüzüne çıkacak ve suyu dibinde kalacağı için sıkça saçımıza uygularken sık sık karıştırmamız gerekiyor, çalkalamamız gerekiyor. Böyle güzel bir spreyi hazırladık saçımız için. Şimdi bu spreyimizi hazırladıktan sonra arkadaşlar ne zaman kullanabiliriz? Her banyodan sonra saçımızın bütün diplerine uyguladıktan sonra saç derimize ve saç diplerimize mutlaka sıkmamız ve masaj yaparak yedirmemiz gerekiyor ki saç diplerine işlesin iyicene.
Saçımıza uyguladıktan sonra saçımızda en az 3 saat 4 saat kalabilmeli arkadaşlar. Banyodan sonra saçımıza uyguladıktan sonra saçımızda kalsın. Zaten mis gibi de kokuyor. Saçımıza da hiçbir zarar olmayacak. Şunu da belirteyim. Çünkü 3 kıymetli bitkiyi bir arada kullandık ve beyazlama ya da biraz geriletecek, engelleyecek yani arkadaşlar. Ama düzenli kullanmamız gerekiyor. Haftada en az 2-3 defa kullanalım. Ben bu spreyimize biberiye yağı ekledim. Eğer ki sizin biberiye yağınız yoksa saf zeytinyağı da ekleyerek o şekilde de kullanabilirsiniz. Zeytinyağı da çünkü saça çok iyi bakım yapıyor. Parlaklık ve kırıkları da önlüyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu spreyimiz saçları da gürleştirecektir. Ve düzenli kullandığımızda. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.